Star Gazetesi Ahmet Kekeç. Bacım iyi diyorsun da diyor. İyi diyorsun da. İyi diyorsun da ne? Bacımız kimseden korkmuyor. Diyor ki Tayyip Bey ile ikinci tura kalacağım ve nasıl mücadele edip kazanacağımı da göreceksiniz. İddialı olmak iyidir. Mehmet Bekeroğlu'nun yaptığı gibi elinize geçirdiğiniz uyduruk bir ankete dayanarak konuşuyorsanız bu öngörünüzün gerçekleşeceğini yani seçimin ikinci tura kalacağını düşünebilirsiniz. Dolayısıyla bacımız Meral Akşener'in de böyle düşünmesinde beis yok. Fakat bacımız yine de terbiyeli bir insan. Tayyip Bey diyor nezaketi elden bırakmıyor. Bekeroğlu büsbütün kendini salmış durumda. Bazı ağzı ve nefsi bozuk Cumhuriyet Gazetesi yazarları gibi RT nitelemesini kullanıyor. Şaşırtmıyor. Bekeroğlu'nun utanmaz bir adam olduğunu söylemiştim. Hakikaten şaşırtmıyor. İddialı bacımıza şunu söylemek isterim. Mücadeleyi meşru çerçevede yürütmek ve rakiplerine meşru çerçevede meydan okumak her şeye rağmen demokratik olgunluğa işaret eder. Bunlar iyi şeylerdir. Fakat Meral bacımız, siz darbeden hemen önce, yo bu böyle gitmeyecek, 15 Temmuz'dan sonra işler değişecek, göreceksiniz değişecek, ben başbakan olacağım diyordunuz. Kaçtır soruyorum, soruma cevap alamıyorum. Ne olacaktı 15 Temmuz'dan sonra? İşler nasıl değişecekti ve siz nasıl başbakan olacaktınız? Hangi meşruiyetle bu makama gelecektiniz? Darbenin önünde ve arkasında bir seçim ya da kongre bulunmadığına göre işlerin değişeceğine ilişkin yüksek öngörünüzün kaynağı neydi? Bunu bilmek istiyoruz. Bilelim de ikinci turda oyumuzu ona göre kullanalım diyor Ahmet Kekeç. Bugün Star'daki yazısında...